Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kadırdallar, hürmetli atahallar, akahallar, apasingiller. Bugün Mekke-i Mukarrama'da navbattagi canlı mülakatımızını siz kadırdallar bilen başlayıpmiz. Hak Subhanahu ve Teala özü hak yolda bizlerini berdavam kılsın. Özünün razılığına müyesser müşerref kılsın. Hop, dolzarp masalalar doğrusu soru cevaplarını kılamız. Bugün bir kişi menge savol verdi. Yani şunga o'xshagan bazı savollar bor ve mulohaza qilib qoldim. Mulohaza yana buni aytish kerak çünkü yani bashariyatning zihniyati nisyon ile ma'lul degan qoida bor. Yani inson doim esdan chiqaruvchi. Shuning uchun eslatib turaverish kerak. Yana shuni so'rayaptimi demaslik kerak ekan-da. Yana aytaverish kerak ekan. Yana savol bo'lsa, yana aytaverish kerak ekan. Shuning uchun ba'zi narsalarni eslatib, odamlarga aslida mavzu nimadan iborat, kim nimani qanday tushunyapti, o'sha masalalar to'g'risida ogohlantirib turishimiz, odamlarga masalanın mahiyyatını yetkizip duruşumuz gerek. Avvala Müslüman insan ziyali buluşka hareket kılış gerek. Çünkü Müslümanın itikadı mecmuaları içi de kitabki iman var. Ha? Allah Subhanahu ve Teala'nın İslam ümmetine nazil kılgen Kur'an'a imanımız var. Yani şu Kur'an birinci ayeti de İkkara Bismi Rabbikelleri halak degen. Sizni yaratgan Robbingiz nomi bilan o'qing degan. O'qish musulmonga eng asosiy dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Ilm olmasdan, o'qimasdan to'g'ri saviyani shakllantirib bo'lmaydi. To'g'ri saviya shakllanmaganda inson o'qigan narsasini to'g'ri tushuna olmaydi. To'g'ri tushunmagandan keyin u o'zini hayotiga, kelajak maslak manhajiga to'g'ri yondasha olmaydi. Zaten to'g'ri tushunmayapti, matnni to'g'ri tushunmayapti, jumlani to'g'ri tushunmayapti. Bu musulmon ummatining tarixida har doim yo'ldan adashishligiga sabab bo'lgan omillardan biri hisoblanadi. İslam ümmetinin ahli sünna vel cemaa olarak kıyametkeçe hak yolda berdavan buluşluğu kefaletlengen, ahli sünnege muhalif bugen, ahli sünnenin gapını tezkeresige utip gitgen barcha cemaatler matnini doğru düşünmegen. Addi matnini doğru düşünmegen. Kur'an ayetini doğru düşünmegen, havariç bugen. Kur'an ayetini doğru düşünmegen, mutezile bugen. Kur'an ayetini doğru düşünmegen, cehmi bugen. Haşevi bugün. Şia bugün. Doğru düşünmegen. İbni Umar radıyallahu anhuma'dan bar rivayet. Havariçlerinin en katta muamması cehaleti deydi. Kur'an-ı Kerim'nin ayetlerini doğru mevkifte düşünüşmesedi. Müslümanlar üçün nazil bumegen, kafirlerge bugün hitap ayetlerini Müslümanlarge tatbik kılışardı. Müslümanlar şu nazil bugün deyip oylaşardı. Adli cümleni düşünüşmesedi. Bunu hadiram küzetiyip biz de. Hadiram kızık kanay. Bugün bir kişi menge saval biri yaptı. Yakşı insan lekin saval biri yaptı da bana şu metinini kanday düşünemez. Yani bana şu metinge kore Allah'ını asmanda deyimiz mi? Deyişimiz kereyi deyip şu metinini kilitleri yaptı. Kana karat diye beremiz deyip. Metinini özünü korsayız onda Allah asmanda degen cümle kip çıkmaydı. Abu Hanifa rahimahullohga
taalluqli Fiqhul Absat degan kitobda Abu Hanifa rahimahulloh aytadilarki, kim Robbim osmondami, yerdami bilmayman desa kofir bo'ladi degan. Jumlani qarang. Robbim osmondami, yerdami bilmayman desa kofir bo'ladi. Mana shu Abu Hanifaning shu jumlasini sizga tashab, ana ko'rdinglarmi? Alloh osmonda deyish kerak ekan. Mana Abu Hanifa shunaqa deyapti desa ishonib ketyapti odamlar. Ey, baraka topkur, jumlani o'qib ko'r, jumlani o'zini o'qib ko'rchi. Yoz bitta daftarga yoz. Robbim osmondami, yerdami bilmayman desa kofir bo'ladi degan jumlani yoz. Baraka topkur, yoz, o'qib ko'r. O'sha jumladan Alloh osmonda degan ma'no kelib chiqadimi? Osmondami degan jumladan Alloh osmonda degan ma'no kelib chiqadimi? Qaysi saviya bilan shuni Alloh osmonda deb kelib chiqadigan deb dalil keltiradi? Qaysi inson? Matnni yaxshilab o'qing. Asli nima ma'no kelib chiqadi? Alloh osmondami, yerdami bilmayman degani ikkalasida ham makon isbot qilayotgan uchun kofir bo'ladi. Siz tushunadiganroq, soddaroq tilga qaytarsan. Falonchi tomdami, uyi ichidami bilmayman desa, ikkalasida ham makon isbot qilyapti unga. Falonchi tomdami, uyi ichidami bilmayman desa, u odam tomdaligiga e'tiqod qilinadimi shunda? Qaysi saviya bilan shu jumlada Alloh osmonda degan ma'noni chiqarilgan? Qaysi saviya bilan? Bid'at tushuncha saviya bilan chiqarilgan. Bid'at tushuncha bilan chiqarilgan. Ajoyib. Boshqa joylarda ham shu. Shuning uchun yorug' do'st birodarlar, biz avvalo o'zimizni tilimizni o'rganishimiz kerak. Avvalo o'zimizni tilimizni yaxshi o'rganishimiz kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. O'zimizni tilimizni to'g'ri tushunmaguncha, o'zimizni tilimizni to'g'ri tushunmaguncha Qur'onni to'g'ri tushuna olmaymiz. Hadisni to'g'ri tushuna olmaymiz. Zotan adashib yurgan odamlarning 99-i 10dan 9-i 9-i adashganligining sababi savodsizligida. Adashgan toifalarning eng katta muammosi savodsizligida. Savodi yo'q. Savodi yo'q. Jumlani mana shu jumlani o'qib, shu bilan Alloh osmonda degan e'tiqodni shakllantirish uchun insonda savod bo'lmaslik kerak. Savod bo'lsa bunaqangi gap gapirishligi imkonsiz, mumkin emas. Mumkin emas unaqa gap gapirishligi. Hozir kecha men oldingi kuni bahs maydonimizda doktor Ehson nomi bilan bir rusiy zabon bir odam bilan bahs qildik. Bahs qilganimizda u odam ijtihod joiz emas, mujtahidlik shirk, mazhablar islomda yo'q, kim mazhablarga tobe bo'lsa dindan adashadi, ular yangi din paydo qilgan degan qayoqdagi bir saviyasiz gaplarni aytyapti. Dalil desa, dalilda al-yawma akmaltu lakum dinakum oyatini dalil qilyapti. Oyat karimada Alloh taolo bugunlik kunda diningizni mukammal qilib berdim degan Alloh taolo. Alloh taolo diningizni mukammal qilib berdim deganda Abu Hanifa bu oyatni ko'rmagan ekan, yangi bir din yasagan ekan. Abu Hanifa rahimahulloh yangi bir din paydo qilgan ekan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum oyatiga qarshi ekan Abu Hanifa, Imom Shofi'iy, Imom Ahmad, Imom Malik rahimahumullohlar bu oyatga qarshi ekan. Ular bu oyatni chekkaga surib qo'yishgan ekan yoki ko'rishmagan ekanda o'zlaridan o'zlari yangitdan din paydo qilishgan ekan. Yoki ularning shogirdlari shunaqa din paydo qilgan ekan. Bu birodarlar, o'sha matnni to'g'ri tushunmaslik, matnning o'rnini qayerdaligini bilmaslik bu. Shuning uchun eng birinchi tavsiya,
Dostlar, birodarlar, biz saviyani to'g'ri shaklga keltirib olishimiz kerak. Xo'p. Xo'p. Yana bu har turli gaplarni ataylab qasdan qilishyapti. O'zi Makka'da yürüptü deyip bizi hakaret kılışı yaptı. Biz cevap kaytarsak Makka'da yürüptü deyip şey yaptı. Biz de hakaret kılsalar indemesek emmiz. Yok. Biz her daim cevabımızı verip gelmemiz, veremiz. Kimli? İlmi manada bizi gaplarımız ki itirazı bulsa, Abrar Muhtar Ali Telegram kanalımız turuptu bana. Adı canlı ikit yaptı. Kirsin, savalını versin. Tuhmat, buhton, haqoratlarni chekkaga surib qo'ysin, ilmiy gap gaplashamiz. Gaplashamiz. U kommentariyaga kirib olib, bunaqangi provokatsiya qilayotganlarga aytyapmiz biz. Hammasiga ursa qator. Kim provokatsiya qilib yozayotgan bo'lsa, masalan, tezak haqida har turli gaplarni gapirayotgan bo'lsa aytyapmiz. Provokatorlarga, shunaqa provokatsiya qilayotganlarga aytyapmizki, avvalo yo onanglarni yo singlinglarni, yo xotininglarni, yoki hammasini qo'shib jakuyga beringlar, to'shakka qo'shib qo'yinglar. Keyin nima bo'ladi? Uni sizlar tutingan yetimchi o'g'li bo'lasizlar. Keyin sizlarni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Bu yerda kommentariya yozayotganlar, bizni haqorat qiladi deb tuhmat qilayotganlar. Yo, biz haqorat qilmaymiz. Provokatsiyaga yarasha javob beramiz. O'shaning uchun xotirjam bo'llaring. Sizlarni har bitta muomalangga yetarli muomala qaytaramiz. Qo'llaringdan kelsa kelib so'ravallaring. Xo'p. Yo'q, so'rab ololmaysizlarmi? Unda sizlar menga maslahat bermalaring. Men o'zim kerak joyda so'rab olaman. Men Makka mukarramani tashab bir tezakni gapiga yugurib borib olmayman. Mening o'zimda rejalarim bor, o'zimning ishlarim bor. O'zim ishimni qilib boraman, xohlagan paytimda boraman. O'zbekiston mening vatanim. Tushundinglarmi? Ya'ni bizni samimiy quloq bilan eshitayotganlarga emas bu. O'shunaqangi provokatorlarga. Hammang o'sha o'z seni tuqqan onangni Sheraliga ber. O'sha menga provokatsiya qilayotganlarga aytayapman. Buni kesib tarqatadi-da hozir. Mana hammani so'kdi deb. Mana hammani so'kmayman. Hech kimni so'kmayman. Mumkin emas. Men haqimda meni kommentariyalardagi gaplarimni qo'yayotganlar meni haqorat qilganini kesib tashab qo'yibdi. Ahmoqmizmi biz? Assalomu alaykum degan odamga haqorat qilamizmi? Mumkin emas unaqa narsa. Isbotlalaring. Isbotlalaring agar men assalomu alaykum deganga haqorat qilgan bo'lsam. Mana qo'l, isbotla qo'lni kesaman. Birortang chiqdingmi? Kel mana shuni isbotlayman deb. Isbotlamaysan. Mana xo'ja qiz degan bitta ersiragan profil bor. Har doim kirib haqorat qilib yozaveradi. Bunga javob qaytarsak, uni gapini olib tashlashadi, bizni gapimizni qaytarishadi. Hey xo'ja qiz, sen tillo taxta kiysang ham seni olmayman. Xudo ko'rsatmasin. Kallam aynib qolib, mabodo oladigan bo'lib qolsam, taloqsan o'sha kuni yo'q. Tushundingmi? Men senga o'xshagan jakuyni to'shagida yurgan qizlarni olmayman. Ko'p izoh yozayotganingga aytyapman-da, binti fulon degani bor edi. Kelib yozaveradi, yozaveradimi, joy bo'shadimi deb yozadimi? Ya o'lganing tizik sanlari. Mega jinlar, mega jinlar bular. Yozma, kuzatma, nima qilasanlar? Meni yomon ko'rar ekansan. Nima qilasan mening kommentariyimda? Nima bor? Umid qilasan deb bir iloji bo'lsa shu odamga tegib olsam deb. Yo'q, tega olmaysan menga. Yo'q, men senga o'xshagan sassiqlardan uzoq yuraman. Xo'ja qiz, senga aytayapman. Binti fulon, senga aytayapman. Tushunarlimi? Sanlar anaqaga borlaring, ana Dio degani bor, lesbiyan. O'sha bilan do'st bo'llaring. Biz musulmonlarmiz. Bizga sanlar haromsan. Xo'ja qiz, tushundingmi? Harom sallar. Bizi kommentariyaga kelib yozayotganing o'sha sallarni asl bashlaringni ochib turibdi kimligini. Xo'p.
Yana bir qiziq voqea bo'ldi. O'sha doktor Ihson degan salafiy tushunchadagi mazhablarni shirk deyotgan, musulmonlarni mazhabga ergashishligi yangi din deyotgan odamni bir shogirdi bor ekan. Menga ko'p yozgan ekan, javob bermagan ekanman. Ammor degan. Yani hozir ancha gaplarni yozib bitta xat telegramda ketyapti-da gapimiz. O'shanga ovoz eshittiramasam kerak. Yo eshittirsa bo'ladimi? Bir paytlar manavi qurbon degan shia musulmonlarni ahli sunnani ustidan kalaka qilib, bormi zo'ring bahslashaman deb men bilan chiqdi. Bahslashganimizda tilini chaynab qochdi shu bilan. İmam Müslim'de dedi, bu Ahl-ı Beyt'e irgeçiş hakkında hadis var dedi. Diyordu, oku dedik, hadisinin yarımını okup taşap ketti. Ki üçledik onu, tokta dedik. Ne hadisi bir kiti yapsan, ortasını ne taşap kiti yapsan? Allah Teala, Peygamber aleyhisselam Allah'ın kitabını kaldırdık digerler Müslim'de. Ve kitaptan ki, onge irgeçinler, mahkem müşlenler, kitap da hidayet var degenler. Demek ulan taşap gitti. Ahl-ı Beyt hakkında yapırgenler de Ahl-ı Beyt'e irgeçinler, onu mahkem üşlenler deme geller. Ahl-ı Beyt doğrusu da sizlerge Allah'ını islatamam degenler. Çünkü Ahl-ı Beyt'e zulüm buluşluğuge bu agahlantırış idi. Onu aldığını alış için Ahl-ı Beyt'e zulüm kılgenlerge koşulmayın deyiş manası var adımda. Üçle aldık. Şunu üçlegenimizden ki, şu Ammar degen bala, menge yazgan eken. Aytken eken ki, rahmeti mazaka vardım şu kurbanını hakiki manada, ilmi manada tupike tıkıp koyduğunuz diye bir özgün eken. Az günü ötkenden ki, ben sizi ilmi izge tam verdim, rahmet ahlu sünnetine kımaya kıyınız gibi degen eken. Keçeki bahsten ki, şimdi bu Ammar degen profil, keçeki bahsten ki, o doktor İhsan degen mezheplerini şirk deydigen adammış, şagirti iken bu. Ben yazı yaptı ki de. Sizde ilmiyiz yok ki. Umumen ilimsiz adam ekensiz diye. Sen yaman körgen adamını bahste tilini çaynatıp koysak ilimli bu kaldık. Sen sığınıp yürgen adamını bahste yani asıl başarısını açıp koysak cahil bu kaldık. Bana şunu müteassıplik değil dedi biraderler. Bana şu müteassıplik şu. O şey Abdullah İbni Salam radıyallahu anhu Müslüman bu gelleri de Yahudiler kilip hali Müslümanlığını bilmiydi. Peygamber aleyhisselam sorasalar, bu bizi alımımız, dadasıyam alım bugün, bizi hürmetli insanımız, dadasıyam şuna kadar bugün de maktaşken. Ki ben Müslüman buldum degenler de bu uzu cahil uzu, dadasıyam cahil bugün. Degen, o şey zahatı 200'liliğini kursatken ular. Bana şuna kadar adamlar var. Ammar eğer işleyetken bu sayı size taşa koydum. Taşap koydum linkini Abral Muhtar Ali kanalda turup biz. Adminler, agar Ammar degen bola busa biriler. Ben bilen yaplaşmak, bahslaşmak diyeken. Çötte mi yok mu? Telefon kılın dedi. Ha telefon kılamayayım bizde. Bizde anakamızda. Bu mesela telefon kılardım. Var mı Ammar degeni? Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Hozircha ko'rinmayapti. Agar bizga yozishsa, ulab beradik. Yo, menimcha bunaqa joyda ko'pining duxi yetmaydi. Bo'lmasa, do'stlar, umumiy ma'noda mavzuning dolzarbligi, ya'ni tanlangan mavzu o'laroq shuni aytib qo'ymoqchiman. Kitob o'qishimiz kerak. Islomni to'g'ri tushunish uchun ham kitob o'qishimiz kerak. Hech yo'q adabiyotni to'g'ri tushunishimiz kerak. Matnlarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ben bu Allah kayırda degen mavzuge kiriş için çıkarmayayım bunu. Adamlarda kitap okuma geldiği için adli cümleni düşüne almaslık muammasını kursatmak için. Muamma bu. Ha, şuna kadar yaptıyken Allah asmanda diye yaptıyken. Delil dese ana hani Abu Hanife'nin absatte, fikhül absatte aitken gapı. Kaysi gap? Allah osmonda mı, yerde mi, bilmeymen dese kafir bo'ladi. Mana şu metin, şu metin. Okuyun, defterge yazın, biraderler. Oturup yazın şunu defterge. Allah osmonda mı, yerde mi, bilmeymen degen.
gap Allohning osmonda ekanligiga dalilmi shu? Unda yerdami? Bilmayman ham deyapti-yu. Unda yerdaligiga dalilmi bu? Bu cümlenin doğru manası ne mi dese Allah'a mekan ispat kılıyordukları için kafir buladı. Osmanda mı yerde mi? Demek kaysidir mekanda. Lekin kaysiligini bilmiyemem deyip de mekan ispat kılıyordu. O şu zahatı dinden çıkadı deyip de. Abu Hanifeli gapi dostlar. Ular keltiriyordukken delilde özlerine karşı raddiye turuptu. Tekrarlaş gereken de adamlarına yine düşündürüş gereken. Bir anı Tacikistanlık Rüstem degen cinkeş barıdı. Kim bulsa içige cinkir vagen deyip pulunu şilip yürgen bale. Şuyem kirip bana şu cümleni keltirirdi. Allah Osman'da dedi. Kani delil? Zatı bilen Osman'da degen gap yok buna kanarsa. Kur'an'da fissema gap yok ayta uğramız. Lekin zatı bilen Osman'da demeyimiz biz. Ya Osman'da deyimiz deyip. Kani delil ise Abu Hanife'nin şu metnini keltirip. Okçı. Desem ayeti yaptı ki Osman'da mı yerde mi bilmeyim ben dese kafir buladı. Yerde mi degen cümlesinin manasını mı? Ya siz gap aylantır yapsız dedi. Yok ben sen kirtirgen delilini soru yapma manasını soru yapma. Ne mi manası? Karadı. Na doğru çüşüm ogen. Na doğru çüşünüp ogen. İmam Maturidi İsa aleyhissalatu vesselamını Allah Teala bar rafa'ahullahu ileyh ayetide İsa'nı belki Allah özüge kütardı degen ayetini Ahmedilerden Gıyas degen bale özünün cemaası gibi okubili yaptı. İmam Maturidi'nin tafsirinden okubili yaptı. Tafsirde İmam Maturidi ayeti yaptı ki Allah Ta'ala İsa'nı özüge kütardı degeni Allah Osman'da degeni mez. Hamma biladi İsa'nı osmonga ko'targanligini. Nima degani bu desa, Allohga makon isbot qilinmaydi. Lekin Alloh taolo İsa'nın darajasini ko'tardi, o'zini jismi bilan osmonga ko'tarishlik bilan. Osmonga ko'tardi Alloh taolo. Bu degani Alloh osmonda degani emas, degan jumla. Shu jumlani o'qib turib, qiyos. O'qib turib odamlarga aytayaptiki, ana ya'ni hu zamiri bilan kelgan. Ya'ni Alloh demasdan u osmonda emas deb kelgan arabchada. Desa u deganda Isoni tushunibdi. Iso osmonda emas deb tarjima qilyapti. Matnni shunaqa tarjima qilyapti. Ana Maturidi Iso osmonda emas deyapti-ku deyapti. Eski bahslarni ko'rsanglar chiqadi shu. Kim mana aytdi, mana hu zamir qatga boradi desam Isoga boradi deyapti. Hatta İsa kabara Allah kabara de. Allah osmonda degan mana kelib chiqmaydi. İbrahim aleyhissalatu vesselam Allohga ketdim inni zahibun ila robbi degan. Robbimga ketuvchiman degan. Un degani Quddusda emas-ki Alloh. İsa'nı osmonga ko'tardim deyapti Alloh taolo. Alloh o'zimga ko'tardim deyapti. Bar rafa'ahullohu ileyh o'ziga ko'tardi. O'ziga ko'tardi degani Alloh osmonda degani emas. İsa'nı osmonga ko'targanligi aniq. Bu cümleni keyin qarasa noto'g'riligini bilib qoldi. Mana matnni noto'g'ri tushunib olganligi uchun Ahmadiy bo'lgan. Matnni noto'g'ri tushunib olganligi uchun Allohga jism isbot qilyapti. Makon isbot qilyapti. Dalil deb keltirgan dalili ichida osmon degan jumla bor xolos. Ma'no Alloh osmondami, yerdami bilmayman degan jumla u. U jumlaga ko'ra Alloh osmonda degani kelib chiqmaydi. Qaysi filologga borib ayting, yozib ko'rsating, kelib chiqishligi mumkin emas. Iloji yo'q unaqa ma'no kelib chiqishligi. Buni keltirib chiqarayotganlar, demak, saviyada matnni tushunishlik mavzusida nima bo'ldi? Tushuncha nuqsonli ekanligi fosh bo'ldi. Keyin ba'zi odamlar siz qattiq gapirvordingiz, palonchi yaxshi edi. Siz to'g'ri gapirmayapsiz, pistonchi yaxshi edi deb oldin ham bir kimatta aytdi-da yaqin do'stlarimiz. Devoniy haqiqiy degan profil. 30 mingga yaqin anaqasi bor. Go'yo bizni 105 ming, 110 ming, 12 ming atrofida edi o'sha paytlarda. 112 minglik profilimizni devoniy haqiqiyga iltimos qilgan ekanmiz. Bizni ko'paytirib bering, bizni qo'yib bering deb. 30 minglik profilga 110 minglik profilni bergan emishmiz.
Ha, bizde bitti akmalı kıyken bitti bala. Bizden bir soru hakkı. Hazır geçi o balanı ben keçiralı yetkenim yok kıyken işini. Yelingen uşalar. Notoru kıyken. Şimdi uşanı biz kıl dedi böyle yaptı. Uşa devanı hak goyunu şerefsiz ikerliğini etkenimde bazılar ye bu yakşı diyen dedi. Hazır Cekuyu turmuş ki çıkıp attı. Uza aldın eğitiyordum ben. Ben şu Cekuyu hakkında provokasyon kılıyken menge etken de şu Cekuyu'dan bağırıp soru alayım diyen menge. Uşa devanı hak goy menge uşa ortadaki bal arkayı yönetken. O devanı hak goy. Senge okşagen şerefsizliğini yapıp bilen yürümeyiz biz? Falancı undak dedi, barın urin. Pistancı mundak dedi, barın salin dese barı urup salıp gete vermeyiz biz? Sizi anayizi söktüyü. Bu kap gete demiş undak. Bunun cevabı var. Lekin senge okşagen devaneyi hakkı namını koyuvagen, aslı da hezim bugen adamlarını yapıp gitmeyiz biz? Altıket adamlar, altıta keti var ya ki altıta yüzü var. Adamlarını gapi getirmeyi miyiz? Uşa payette menge biraderim ilimli adam deviriyordu. Hadır Jack Uyge uşa ben etkensin geri mahremlerini, hatınını, singlisini, anasını turmuş gibi biri var etti. Birinci namzat. Ben bu gapi yapır gendim. Ma bağda Jack Uyge'nin tarafını aladı geller bulsa beyim alal. Fakat kuda anda bu valiler. Kim tudelenip gelesiler. Aşka etkende kudalarge teklif namı birler diyor. Uşa kudeler bilen keleseler ki. Desem divaneye hakkı birinci namzat bulup barıp turmuşke beripti. Uzun anasını bergen benimçe. Bergen. Hoca kız yere savcı bulu yaptı. Hoca kız iltimas seni amimen. İltimas beni kıyneme. Amimen. Yeryüzü de hatun zatı kırılıp gitti. Bitti sen kalsın amimen. Seni almaymen. Ayet yap ben. Adaşı bilmezsen başka nam bilen kilip menge turmuşke çıkıvasan talaksan uşa günüyor. Üç talaksan, bayinsen, ne bağda menge bilmezler. Yani başka yol bilen kilip tigi basan gen, hazırdan etip koyay. Nikah kılingen zahatı talaksan. Buldu indi yeter indi, ümit uzup koya kal indi hoca kız. Ümidini uzak kal indi, namınçe bu asıl dingey. Kıyametke yakın şuna kadar. Uzu yigitler kızlarga savcı boladı de. Bu ersiremey ölgür daim menge savçılık kılı uğradı da. Eh hoca kız, hacı kız. Hop dostlar şu. Divan-ı Hakgöy birinci namzat. Birinci namzat. Şimdi beni komentariyelerdeki min hakaret kıyallarına bergen cevabımını koyup hani hakaret kılarken gidip montaj kıptı. O Divan-ı Hakgöy. Bunu yem montaj kıl. Onayını, singlini, hatının bulsa hatınını, kızın bulsa kızını abarıp Jack Uyge koş. Koşu bir Jack Uyge. Kiyin üke kütü butur. Uşalar bilen kütü butur. Onayın bir arada bala tuğu verse divaneyi hak göğünün ükesi buladı. Divaneyi şarlatan buladı. Onun namını şuna koyasılar. Kiyin kuda anda bulup geliyiler. Hop. Aklın yetedi mi? Soru alalıysan benden. Ha? Şimdi Mekke'ye gelmesen kere, hazırca. Özbekistan'a barama, Özbekistan'a sellerini yapayım bilen var mıyım? O benim vatanım o. Hala yutuklarımını Özbekistan'da kalamam inşallah. Barama, sorup alalıysam mı? Ben eğit edin o, Cakuyu'dan sorup alalıysam mı? Dedim. Sen benden sorup alalıysam, bana onayını eğit yap ben seni. Sen onayını Cakuyu'ya birgen adamsın. Bu hamme gelmez buralarlar. Kim uşanı tarafını oluyetken bulsa uşalar ki. Birinci namzat. Divanı'yı hak koy. Fakat ben hakkımda post koyadı elini karabdırıyla. Eşine hak koyama. Üken tuğulsa divanı'yı şarlatan deyip koyasan. Divanı'yı hak koy. Ükesi divanı'yı şarlatan. İbn Cekuy Tizek. Kale. Aklın yetedi mi? Yetmeydi aklın. Koysan hiç. Bekir olup devaneye hak göy. Bekir olup hacı kız. Bekir olup bint falan yürü orada sallar. Başka işlerin yok sallar. Hop. Ammar deganı kırdı mı yok mu? Cüde katta ihtimal bilen kiramıydı. Onların içi de.
Eğer kırgan bulsa biriyle. Ustası kırmayaptı. Kırmaktı. Hop. Bu mesela savallar gibi imkan veremez. Yukarıda etken geplerim dolzat mevzular biraderler. Farzlandı izgeyim okutayım, kitap okutayım. Bedi kitabını okusun. Köp kitap okusa metnini doğru düşünü aladı ki. Bu mesela kıyın. Kur'an'ı kanak düşünelim. Matnını kanak düşünelim. Doktor İhsan namını koyuyorken matnını düşünme yaptı. Kur'an'daki hemme ittifak kıyan ayetini okup mezheplerine karşı raddiye de böyle yaptı. Goya ki mezhepler dinin mükemmel bugününü bilmegenimiş. Şuna taklif kılı yaptı. Şunun için dostlar seviyen aşırış gerek. Kitap okuş gerek. Kitap. Hop. Soru cevapları ki imkan veremez. Biriler kimge veremez soru? Muhammed Timur diyen buralarınız açtınız. Hop. Uzun mu ki açılma yaptı? Kagerler mi açılma yaptı mı gelir? Başkalarını yan basa yapmış açılma yaptı stas. Assalamu aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullahi ve barakatuh. Domla yaşamasız, sağ salamat mısız? Rahmet. Hayajonlama anchadan beri kutganim siz bilan gaplashdi. Hozir savollarim bor edi. Avvalo din yo'lida qilayotgan xizmatlaringizga Alloh o'zi rozi bo'lsin. Allohim nasib qilsin. Savollarim tahorat va namoz haqida bir ikkita savollarim bor edi. Savollarim javobini topolmaganim uchun sizdan so'ramoqchi edim. Ayrim biladiganlar uchun oddiy tuyulishi mumkin, uzr avvaldan agar nima bo'lsa hozir hayajonlama. Xo'p. Domla biz Koreya davlatida ishlaymiz. Ish vaqtida misol uchun namozimiz ish vaqtiga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, masalan, misol uchun peshin namozi choy beringlar. 12:50 larda, 12:50 larda boshlanadigan bo'lib qolsa, bizning ish vaqtimizga to'g'ri kelib qoladi-da, o'shani misol uchun asr vaqtigacha bo'lib-bo'lib o'qisak bo'ladimi? 4 rakat farz sunnatini o'qib olib, 5 minutdan keyin ya bir yarım saatlerden keyin farzını, ondan keyin yana bölüp bölüp okuyacak. Boladı. Boladı. Keyin yani bir de savolum bu arada. Tahorat da, misol üçün tahorat kılıçtı, niyet kıp tahorat kılıçtı boşlayından keyin. Mabodo tahorat okuru ki yetmez de, korunu dam boladı mı? Yıl çıkıp olsa, yıl çıksa tahorat kaytadan boşlaş geldi. Ha, boşundan boşlaydı. Boshidan boshlaydi. Keyin ish vaqtida shu namozimiz ish vaqtiga to'g'ri kelgani uchun shunaqa bo'lib qolyaptiki, tahorat qilishga sal sharoit yo'qroq ish joyimizda o'shaning uchun. Misol uchun kitob turganda namoz o'qish qanaqa bo'ladi? Makruh bo'ladi. Makruh bo'ladi. Boshqa imkoniyati bo'lmasa-chi? Uşan diye makruh bo'ladi. Tushunarli. Boshqa savolim yo'q. Salomat bo'ling. Katta rahmat. Xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Ammor degan kirgan ekan, bizga ko'rinmayaptimi? Qaranglar bolalar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ustoz bilen anceden beri yaklaşmamış idim. Bana suda bakla gelmeyken şu gün gel. Ustoz bir yangilik bu arada. Yangice
narsa ishlab chiqarmoqchi edi. Shunga din qanday qaraydi to'g'risida ma'lumot bersangiz, agar xudo xolasa investitsiya qilaman desangiz, O'zbekistonga siz inshaalloh gaplashib ko'ramiz. Aytsam bo'ladimi? Diniy savolingiz yo'qmi? Diniy shu aytadigan narsam inshaalloh dinga oid zikrda tasbihni kuchaytirishga oidda inshaalloh. Nima? Birinchi savolingiz nima savol? Yo, savol emas, taklif. Men tasbih yasamoqchi edim. Boshqacha, masalan, odam ishlayotgan paytda zikr qila olmaydi yoki kimdir rolda ketayotganda zikr qila olmaydi. Shuni qulaylik yaratish maqsadida bir yildan beri reja qilib, shuningga mana sizga aytib ketib to'g'ri kelgan ekan, shuni aytsam hozir. Yo, men unaqa narsaga pul tikmayman, qo'llab-quvvatlamayman. Zikrni qo'lda ham, zikrda ham qilsa bo'laveradi. Tilida ham qilsa bo'laveradi. Qisayiz, lekin o'zingiz bilasiz, qilavering ishlab chiqarishingizni. Lekin foydaliroq narsa bilan shug'ullanish kerak. Odamlarga mana gazini xalqi beradigan, svetini xalqi beradigan masalalarga uringaningiz yaxshi. Bismillah. Lekin hammali bo'lmasam gaplashib ko'ramiz, o'g'lar. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. Ustozam Umar profil ko'rmayapti, boshqami beraveringmi? Mhm, ateistlar borasi haqida. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Charchamisizmi? Allohga shukr, mana siz bilan suhbat qilish baxtiga erishdik. Savolim bor edi, domla azgina sizga. Xo'p. Bir so'z, bomdod namozida shom ixton namozlarida ovoz chiqarib o'qiladi. Qolgan namozlarda ovoz chiqarilmaydi farz namoz paytlarida. Birinchi savolimda hozir javob bersangiz, keyin qolgan savollarni berardim. Savol bermadingiz siz. O'shani aynan nimaga qanaqaligini aytib bera olasizmi? Sunnatda shunaqa kelgan. Sunnatda shunaqa kelgan. Rasululloh shunaqa o'qiganlar, shunaqa o'qishlikka buyurganlar. Yana bitta savolim bor edi. Masalan, Ahmadiylar bor-ku. Xo'p. Masalan, asosiy maqsadi nima ularni hozir? Nimaga e'tibor qaratishgan? Shu agar haqida ma'lumotingiz bo'lsa, bera olasizmi, demoqchi edim. Boshqa savolingiz yo'qmi? Yo'q. Bu haqida javob berganmiz, o'sha yerdan eshitib olasiz, xo'p? Xo'p, boshqa kishiga beramiz inshaalloh. Xo'p. Bu haqida zarur degan profil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh jon joningizni saqlasin, savolimiz bor edi. Xo'p. Tanishimiz endi yaqinroq qarindoshimiz o'sha Koreyaga ketadigan o'quvchilarga bankshot degan narsa bo'lgan, hisobida 20 ming dollar miqdorida pul bo'lish kerak. Hop. O'sha qarindoshimiz o'sha insonlarning puli yo'qligi sababli pul qo'ya beradi bankka bir oy davomida. Hop. Va bu xizmat haqi evaziga 2 ming dollar pul oladi ulardan. Endi mana shu narsa halolmi yoki harom? Harom, joiz emas. Siz keyin yana bir savolimiz, bir oyat haqida yaqinda bir kitobdan o'qib qoldim. Shu Ibrohim alayhissalomni yulduzni ko'rib, shu meni Robbim ekan degan o'sha oyati bor ekan. O'sha oyat haqida sal batafsilroq tushuncha so'ramoqchi edim sizdan. Imtihon sifatida Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalotu vassalomga buni o'rgatgan. Ya'ni sizlar butga sig'inyapsizlar-u. But hiç narsani eshitmaydi, hiç narsani ko'rmaydi. Bundan ko'ra kattaroq yulduzlarga sig'inmaysizlarmi? Yulduz ham kunduz bo'lganda yo'qolib qoldi-yu. Undan ko'ra kattaroq quyoshga sig'inmaysizlarmi? Quyosh ham botib ketdi-yu. Meni Robbim yo'qolib qolmaydi, botib ketmaydi. Har narsani eshitadi, har narsani ko'radi, ko'ryapsizlarmi degan ma'noda qarshisida turgan odamlarga bahs bobidan buni keltirgan. Bu degani hada robbi degani bu meni parvardigorim deb e'tiqod qilgani emas u.
o e'tiqod ma'nosida aytmagan Ibrohim alayhissalom qarshisida turgan odamlarni mot qilish uchun aytgan. Ibrohim alayhissalom hamma qavmlari bayramga chiqib ketganda kelib saroydagi butlarni hammasini sindirib tashlaydi. Eng kattasini qo'liga boltani berib qo'yadi. Haligalar qaytib kelib, nimaga bunaqa sindirding? Sen bayramga bormading, sen sindirgansan deb Ibrohim alayhissalomni kelib so'roq qilishganda İbrahim Aleyhisselam ben sindirmedim, hani kattası sindirdi dediler. Bu yam itikad bilen etilgen yapmaz. Yani katta but koygan butlarını sindirmeydi. Ularının sığınıyetken itikadını, notoğruluğunu kursatış için hani kattası sindirdi dediler. Ular ki özleri kip kaladı, Tuğrayt'ı yaptı İbrahim lekin deyişedi. İbrahim Tuğrayt'ı yaptı ki deyişedi. Hakikatte bu sindiralmaydı yu. Addi butki bu. Deyişedi. Lekin siyaset bu geldiği için İbrahim Aleyhisselam'ı otka atışedi. Berber. Şunun için bu beni Rabbim de yıldızlarga, kuyaşka karab etkerleri bu bahs mavzusu da eğitilgen gap hesaplanadı. Misal tarikası da kilitirilgen gap hesaplanadı. Şunlar değil mi? Şunlar Ustaz Rahman. Salabat bu ne? Mansur Mamurovich degan profil. Ammor kirmabdimi hali ham? Qidiryapmiz, ko'rinmayapsiz siz. Assalomu alaykum ustoz, qosilib ketdi uzr. Men bor savolim yo'q edi, eshitib o'tmaysiz. Salomat bo'ling, xo'p. Xo'p. Arab tili haqida savol degan prof boshladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz? Alhamdulillah. Rahmat. Men Buxorodan. Salomat bo'ling. Siz bilan beri orzu qilardim gaplashishni, savol berishni. Juda meni qiynab kelgan savol, endi bilmadim qanchalik bu to'g'riligini. Mana arab tilida Rasululloh deymiz, sallallohu alayhi vasallam. Rahmatulloh deymiz, ro deb aytamiz, lekin men ko'pincha kuzataman imomlarimiz rahmatulloh yoki Allohning rahmati Rasululloh deyishadi-da. Şu ro harfini ra deb o'qish qanchalik to'g'ri? Shuni men bilmoqchiydim-da. O'zbekcha aytayotganda muammo yo'q. Ro ni ra deb aytilaveradi. Qur'on tilovat qilinayotganda ro ni ro deb aytiladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Salomat bo'ling. Tushunarli. Keyingi savolim keyin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam deganda mana shu sallallohu alayhi va sallamni ko'pchilik qisqartirib to'liq aytmaydi-da. Shuni to'liq aytmasa ham gunohkor bo'lmaydimi odam? To'liq aytish kerak. Ko'pincha eshitamiz-da sallallohu alayhi va sallam, sallallohu alayhi va sallamni shunaqa nima qilib to'g'ri mulohaza qilyapsiz, to'liq aytish kerak. Shoshilganda o'shunaqangi ya'ni asl jumlani chiqarmasdan shuna deb ketishadi. O'sha yaxshi emas o'sha. Chunki sallallohu alayhi va sallam deyish o'zi ham zikr, salovat. Savob bor bunda. To'liq aytish kerak. Hatto yozuvda ham CAV deb yozadi ba'zilar. CAV deb yozish ham yaxshi emas. Axir ibodat bo'lsa, har bitta harfiga ajr bo'lsa, sallallohu alayhi va sallam deb yozib turish kerak. To'ldirib, to'liq qilib. Albatta, ha. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat ustoz. Xo'p. Hadisdan savol degan profil. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Hozir oldin nima gap rasmiy gap o'qib qo'ygan. Biroq yana savol. Muhammad Sodiq Muhammad kitoblarini o'qiyotirdi.
Xo'p. Bir hadisga qoldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu undan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mendan bir oyatni bo'lsa ham yetkazinglar. Banu Isroil haqida esa so'zlay beringlar. Tanglik yo'q. Kim menga nisbatan qasddan yolg'on to'qisa, do'zaxdan joyini olaversin. Bu yerda jumlalar tushunarli, faqat Banu Isroil haqida so'zlay beringlar deganda qanday tushunishdi? Bani Isroil haqida ya'ni gapiraverish u Bani Isroil hodisalarini ibrat o'laroq keyingi ummatga, xalqqa, millatga misol keltirishda haraj yo'q deganlar. Agar o'sha san'at o'laroq Ibn Kasir uch xil misolni keltirgan, mana shu Bani Isroil haqidagi hodisalarni aytish masalasida. U kishi aytganki, agar degan Bani Isroil hodisalaridan bizga sahih sanat bilan ishonchli manba orqali kelgan bo'lsa va bizni shariatimiz uni nasx qilmagan bo'lsa, ibrat olaroq aytilaveradi. Muammo yo'q. Lekin Bani Isroildan bizga sahih sanat bilan kelmagan va bizni shariatimizda unga nasx olaroq, raddiya olaroq matn sobit bo'lgan bo'lsa, uni aytilmaydi degan. U yuqorida siz aytayotgan hadis o'zi mutawatir hadis. 80'dan aşık sahabeler rivayet kigen bu hadisini. Lekin bu hammaga xohlagan hadisini xohlagan joyda aytib ketaverish mumkinligini bildirmeydi. Çünkü hadisning davomida "Men kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar" bor. Ya'ni kim menga qasddan yolg'on to'qsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin degan. Demak, hadisni aytishga targ'ib bor, lekin to'g'ri aytishlikka tahdid bor. Noto'g'ri aytganlarga tahdid bor. To'g'ri aytishlikka taklif bor. To'g'ri ayta olsa aytsin. Hozir ba'zilar chiqib aytayapti-da, hadisni hamma aytaverish kerak, bizni ham haqqimiz bor aytaverish kerak. Yo, aytavering. Axloqqa tegishli, ya'ni fazilatlarga tegishli masalalarni gap yo'q. Uni aytsa aytaversin, faqat to'g'ri aytsin. O'zini fikrini qo'llab-quvvatlash uchun hadisni noto'g'ri matnlar bilan, noto'g'ri tarjima bilan to'qib gapirmasin. Yaqinda bittasi chiqdi, Nodir degan, menga jonli efirda ko'rgan bo'lsanglar, men sizga muxolifman deb bahs qildi. Hop. Desam aytayapti, siz deydi, zulmga qarshi gapirmayapsiz deydi. Siz deydi, zulmga sabr qilish kerak deyapsiz deydi. O'zingiz bilasiz-ku, hadis bor, zulmni ko'rsang qo'lim bilan qaytar degan. Qarang. To'qib, ya'ni o'zini fikrini qo'llab-quvvatlash uchun hadis bor, siz bilasiz deb zulmni ko'rsang qo'ling bilan qaytar degan deyap. Hadis to'qiyapti bu odam. Nimaga? O'zini gapini to'g'rilash uchun. Din furushlik qilyapti. Men zulmga sabr qil degan birorta jumlam yo'q meni. Zulmga sabr qil degan jumlam yo'q. Men ikkita zarar bo'lsa, zarari kattaroqidan qutulish kerakligini shariat asosida aytaman men. Xuddi shun singari hadisni aytishga haqqingiz bor-da, lekin hadisda o'zingizga ma'qul jumlalarni qo'yib olib, o'sha jumlalar bilan bu hadis deyishingiz xatarli deydi ulamolarimiz. Endi Bani Isroildan aytish mumkinligi shu. Aytish mumkin bo'lmagani, Bani Isroil hikoyalarini ham sahih sanadi bo'lmasa yoki bizni shariat uni rad qilgan bo'lsa, ularni aytmaslik kerak. Masalan, Bani Isroildan deb rivoyat qilinadi. Lut alayhi salatu vasalomni qavmlari halok bo'lgandan keyin Mish Lut alayhissalom faqat qizlari bilan qolib ketdilar. Endi bizdan keyin avlod qolmaydi. Endi otamizdan farzand ko'rishimiz kerak deb Lut alayhissalomni ichirishgan Mish kayb bo'lib olib o'zini qizlari bilan o'sha er-xotin munosabati qilgan Mishlar keyin bola davom etgan Mish. Bu tuhmat bu. Bunday bu ham Bani Isroilning rivoyatlaridan. Lekin bu tuhmat. Bu bizni shariatimizdan buni qaytaradi, payg'ambarlarga nisbatan eng og'ir haqorat hisoblanadi. O'shaning uchun bunaqa narsalarni aytish joiz emas. Bitta joiz tomoni bor, bu to'qilgan deb gapirsa bo'ladi. To'qilgan, bunaqa narsa asli yo'q deyish uchungina aytishlikka ruxsat beradi ulamolar. Tushunarlimi? Tushunarli. Katta rahmat. Yana bir iltimos sizdan bo'laveradi ustozimiz. Xo'p. Eshitirlar haqida bir ikki og'iz. Uloq odam bilsam bo'ladi, biz doim eshitib boramiz. Xo'p. Eshitirlar
deyirlerdi. Hazır cüce çıralı savallar deyirdi. Bundan aldın ki deyirgen savallar yani kakka cevap verdi ustaz. Bize köpçeli kızık, kızıkçıdı böyle hemen değil mi? Hani Jakub hakkında savallar deyirlerdi. Muharrafla hakkında savallar deyirlerdi. Mesela etrafın dediği insanlara hani şunu bol deyiz ustaz mı? Açık gel, nasıl düşündük? Minyamızı iki iki getirip gitti. Etrafın dediği bolları aldık. Rastiyedemiz. Savaş atogen çıktı. Elgisi bayrağı çövülgen bir iskelet körüp oldu değil mi? İskeletini anlayıp. Şuraya alayımız değil mi? Körüp bir iskelet ama. Şu kolun şerigimi aldı, ben körüp aldım. Haşa cahil geldi. Şerigimi aşırı körüp değil. Haşa. Şimdi. Sakın bir savaş verilse. Kara ağır. O kesilse adım ahçıydı. Çünkü efirge mesela her efirizde savaş o zaman. Mesela hadisler hakkında okuduk, kitaplarım hakkında. Ne ama temin yapalım değil mi? Bilmiyorum artık yani inşallah. Allah hayırlı etsin. Doğru mülahıza kıyapsız. Savaş verilenlerde mesela efirizde adli bir savaşlar da öyle. Düşünüyoruz çünkü her günü görüyoruz. Ya kızık vakit kere de öyleyim ben. Ya savaş veririz. Doğru mülahıza kıyapsız. Adminler izleyen için Yani doğru mülahaza qilyapsiz. O'sha bir boshqa odamlarning haqqi to'g'risida ham to'g'ri gapiryapsiz. Bu joyda ko'p o'rinlarda odamlar o'sha domlalar haqida ko'pchilik eshitayotgan, podpiskasi ko'p bo'lgan, ko'p xalqqa ya'ni manzur bo'layotgan domlalarga tashlasa, uni podpischigi ko'payadi, o'zi bir qanaqadir anaqaga maqomga shu hasad qiladi-da. Mana hozir Namangandan chiqqan, bitta ishi epla olmagan Mirzohid degan bitta sharlatan, miyasi qisib qolgan bola. Endi hozir o'sha domlalarga osilib, yana qaytadan bizga sakrab, o'zi bir paytlar uzr so'ragan, kechirim so'raganligini dadamni borib qo'rqitishgan deyapti. O'y sharafsiz, sen dadangni kim qo'rqitadi borib? Seni nakaleyini otkızgan balla başka balla. Menden soramazsan barıp seni nakaleyini otkızışken Mirzohid. Mende avazlar in turuptu. Üzür keçir aziler deyip yığla geller in turuptu. Kereyi bosa koyu bir hemen. Bunlar ne için buna kadar sakılı yaptı? Doğru mülahaza kılı yapsız. Lekin nimege siz ularge bana namına eti yapsız. Nimege bularge gapirib o'zi izga nisbatan dushman orttiryapsiz desa, ba'zilar shunaqa ham aytayapti mulohaza. Men aytayapmanki, meni o'ylamanglar. Men shu xalqni, shu millatni ko'zini ochishlik uchun bu sharafsiz, xoin, umurtqa pog'onasi yo'q, xohlagan paytda xohlagan tomonga burilib ketishi mumkin bo'lgan binomiz, hamiyatsiz odamlardan millatni ogohlantiryapman. Tanib qo'ying. Bularga suyanib bo'lmaydi. Abduqodir Mo'minov suyani bo'lmaydi. Farruh Samarqandiy suyani bo'lmaydi. Bu Xudoyberdi Zominiy suyani bo'lmaydi. Olim Haydarov suyani bo'lmaydi. Pul uchun hamma narsaga rozi odamlar. Qo'liga pul berilsa bo'ldi. Dio lesbiyan pul topib, attan-battan pulni yig'ishtirib, tezakka pul tikyapti. Pulni hidini bilib Mirzohid borib ularga turmushga chiqyapti. Shu bularning ishi. Men buni har doim gapirmayapman, lekin trend bo'ladigan mavzu bo'lgani uchun shuni ko'paytirib tarqatishyapti. Hozir mana gaplashdik. 10 ta savol bo'lsa, 8tasi, 9tasi fiqhiy aqidaga tegishli. Bittasi mana hozir shu mavzu ichida bitta gap gapirdik. Mana shu gapimiz ko'p tarqaydi. Keyin hamma o'ylaydiki, faqat shularga shunaqa gap gapirib yuribdi deb o'ylaydi. Yo'q. Siz buni ogohlantirish masalasini qabul qilib qo'yavering. Meni qo'yaversin xalq. Men rostdan aytaman, hech kimga suyanmayman. Chunki suyanmaslikni suyanganlarimdan o'rganganman. Suyanmaslik kerak. Odamga suyanmaslik kerakligini bir paytlar bilmasdan suyanib qo'yganlarimdan o'rganganman men. Suyanmaslik kerak. Chunki odamlarga o'sha sal qimmatroq narsa berilsa, sotilib ketadiganlari topiladi. Sodiqlari ham bor-da, har qanaqa narsaga sotilmaydiganlari ham bor. U Alloh beradigan ne'mat u do'stlar. Lekin sotiladiganlari bo'ladi. O'shaning uchun suyanmaymiz hech kimga. Lekin bizni bu ogohlantirishimizdan nima manfaat menga? Menga manfaat yo'q. Menga bitta manfaat bor, xalq, millat ko'zi ochilsin. Uyg'onsin. Ya'ni provokatsiya bilan haqiqiy xabarni farqiga borsin. 10 million pul olib jurnalistik surishtiruv qilyapman deb
Bakır çakır, hissiyat, arkasına müzik koyup olgan, kim midir yığılagenini suratka alıp durup, onu mazlum kılıp kursatiyetken, o alım Haydarıplarga aldanmasın. Bu Abdüqadir Muminiflerge aldanmasın. Bu hadır hakikat izlap degen kanal barakar. Ben reklamı koyayım bana. Ben onu işte Nigodni balası var. Hani bu. Bir payetler başka nam bilen yürüyordu, hadır başka nam bilen yürüyordu. Şivabrega okşaydı, uzi, turuşu. Ne bir milletke faydası var, ne bir halka. Uşakta full gamede yürüptü bunlar. Özbekistan'da inkılap hareketi var buradırlar. Özbekistan'da inkılap hareketi var. Uşa hareketini bunlar kurbanları. Tayyorgarlık kılışı yaptı, halkın şunge tayyorlaşı yaptı. Halk yakışkırgan adamlarını obrosuzlantırış için hareket bunu yaptı. Akıbette ana rastlanam şuna kayken de deyiş için tayyorgarlık kılı yaptı. Minglap yakışıklar adamı buldu rahmetullah adamlarını. İsten çıkıp et adamı şu bilen buldu mu? Yani şükürlü adamların hizmetleri hemmesi küy buldu mu? Bitti ikide hatası bilen. Hata buladı, lübü adamdı buladı hata. Bu inkılap tayyorgarlığı, fikri, merkezi fikir şekillendiriş bu. Yani adamlarını psikolojik merkezge toplaş, cemleş. O şey, inkılap için yazılgan kitaplarda bunlar etap. Hadır ikinci, üçüncü etapta kiti yaptı. Beş, altı, yittiği çıkkandı inkılap başlanadı. Halkın koçak yapıp çıkışadı bunlar. Gaz de bakıradı, svet de bakıradı, halkın koçak yapıp çıkardı. O da gaz svetini halkın hiç tarafdarı yenmez bunlar. Bu muamma borluğundan hursan. Demek ki, tutantırı için kereği buladı bunu. Şunu işletişedi. Ben şunun için yapıyorum bunu. Menge nispeten yaman kuz bilen karayetken adamlarge eytemeyin. Beni yakışık kuruşken mecburmazsınız. Mecburmazsınız. Lekin beni hakaret kımaslıkken mecbursuz. Değil ben. Şunun için siz taklifizgiyem teşekkür. Doğru mülahaza kılıyapsınız. Lekin beni uzun bir prinsipim var. Bu prinsipimini doğru de bilemen ve bu doğru de bilgen yolumda devam ediyip ben. Hata ikalligini şer'iy ma'noda ustozlarim aytsa bu xato desa, uni to'xtataman, o'zgartiraman. Kerak bo'lsa tavba qilaman. Lekin hozircha meni qilayotgan ishim to'g'ri deb bilaman. Meni haqorat qilayotgan, meni onamni haqorat qilayotgan har bittasini ro'yxati bilan men poylab turibman. Vaqt keladi, so'rab olaman. Bor so'rab ol degan odamga aytayapmanki, yo'q, sendan seni gaping bilan borib so'rab olmayman. U devoniy haqgo'y. Seni Sherquzi degan dadangdan seni gaping bilan so'rab olmayman. Devonay haq yo'g'i yetkizib qo'yinglar. Sen o'sha onangni o'sha Sherquziga berdingmi? Endi kutib tur. Mabodo bola tug'ilsa devonay sharlatan deb qo'yasan. Lekin seni gaping bilan borib Sherquzidan so'rab olmayman. Men o'zimni rejam bor, o'zimni o'rnim bor, o'sha o'rinda so'rab olaman kerak joyda. Hech kimni gapi bilan yurmayman. Gapi bilan yuradigan o'zim tanlagan odamlarim bor. Şularını aytıp koyayım dedim. Allah hayırlı kısın. Braderler bizde şan bub kaldı. Selamat bulayım. Akide hakkında savaldı gelmekte profil bırakken. Şu kişiye bireydik. Akhirge savaldı. Keyin şan bub gitmemiz. Aleyküm selam. Rahmetullah. Rahmet. Rahmet. Bazen sizi dinle büremen de Erdoğan'ım. Ben hakem buradılar. Uzları tomarımızda karıladı. Hop. Karı rakıyla. Rukaya kıladılar. Şöyle bilen bir gün sadece sohbetleşip kaldı. Sizi hayırlı bilediler değil mi? Karındaş. Uşu ettiler. Salafiyle hakkı yapacağım yaptı. Salafiyle dediler. Salafiyle Amerika kurulu kuvvetliyle de yaptılar. Altırı dilanı dediler. Rusya kurulu kuvvetliyle de yaptılar. Şerh hazırlarını mesela Rusya'ya, Livya'ya borçlarının sebebi yok. Rusya, Livya'ya kurla kuvvetliydi deyip savol bergendiler. Ben de şimdi bu savol tuğuludu. Keyin savollu cevabını bulal gelmiyor. Keyin ikinci savolum ustaz. Ben bu İmam Maturidi Aşari'yle boru akide imamları. Bu şey İmam Maturidi Aşari'yle onu Salafi'yle tanımıyor. Lekin İmam Tahavi'ni Salafi'yle hem tanımladı. Maturidi Aşari'yle hem tanımladı. Demek ki şu akideki utmayı dedi. Şuna savol verdiler değil mi? Hazır bu derece demez mi? Bu sürüşü savol isimde kop gitken de şimdi cevabını bileyim gelirdi. Şimdi hazır ilmi mesele bu. Sizge faydası yok benim bilişimce onu bilişiyizi.
va o'sha jinkash ruqiya qilaman degan da'vo bilan jinkashlik yurgan qarindoshingiz jinlardan vahiy olayotgan bo'lishi mumkin bu gaplarni gapirayotganda. Ya'ni bizni xoin deyotgan bo'lsa, u oddiy da'vo bilan bo'lmaydi. Al bayyinatu ala man idda'a. Da'vo qilgan odam dalil keltiradi, hujjat. Bir odamni xoin deyish, agar e'tiqod, diyonat yuzasidan bo'lsa, kofir deyish bilan bir xil. U o'zi erisholmagan, ya'ni mavqifda o'zini ko'rmoqchi bo'lib xoin deyishi mumkin. Bu unaqa hasadgo'ylar bor. U jinkashlik, jinkash odamlarni ko'pida shunaqangi almoyi aljoy gaplar ham bo'ladi. Rossiya qanaqa qilib Maturidiyni himoya qiladi? Qanaqa qilib qo'llab-quvvatlaydi? Amerika qanaqa qilib salafiylikni qo'llab-quvvatlaydi? Ha, o'zini manfaati uchun foydalanadigan mavqif tanlashi mumkin. Katta mavzu, bu haqda ko'p gapirganmiz. İmam Tahaviy ham Maturidiy aqidasi hisoblanadi. Asli tagida salaf Abu Hanifani uslubidan olgan. Maturidiylik ham shu. İmam Tahaviyning matniga hamma ya'ni qo'shiladi. Lekin ba'zi toifalar bor, ularga mukammal raddiyani İmam Maturidiy bergan. İmam Maturidiyning usuli İmam Tahaviyga olingan. Metodologiya bir xil. O'sha mutawatir xabar, ohad xabar haqida yaqinni ifoda qilish, zon yaqinni ifoda qilmaslik haqidagi usullar hammasi Abu Hanifa rahimahullohdan olingan. Uni bu İmam Tahaviyga o'tib qo'ya qolmaydimi deyish bir katta bir madrasani, maktabni yopib tashaylik, men bu yoqdan yuraylik deyishga o'xshaydi. Nimaga bor madrasani yopamiz biz? U ham turaversin, bu ham turaversin. Bizning ikkala madrasamiz ham katta boylikka ega. Biz nimaga bitta madrasani yopishimiz kerak? İkkalasini ham o'zini o'rni bor, ikkalasini o'zini mavqifi bor, hurmati bor, ilmiy nazariyasi bor. Bir xil nazariya o'zi, lekin ilmiy tushuntirish nazariyasi bor. O'shaning uchun ularni bir-biridan ajratilmaydi. Bunga o'xshagan savolni salafiylar ham beradi. Nimaga Maturidiy deysizlar? Abu Hanifa aqidasida mahsullar. Abu Hanifani aqidasi xato mi deydi? U seni gapingu deymiz biz. Biz kim aytdik Abu Hanifani aqidasi xato deb? İmam Maturidiy aqida bo'yicha mutaxassis, Abu Hanifa fiqh bo'yicha mutaxassis. Biz Abu Hanifadan hadis olmayapmizki. Qani Abu Hanifaning hadisi, nimaga Buxoriyga ergashyapsan demayapmizki biz. Hadis bo'yicha ham mutaxassis, aqida bo'yicha ham mutaxassis, kalom bo'yicha ham mutaxassis. Fiqh bo'yicha ham Abu Hanifa mutaxassis, lekin asosiy mavzusi fiqh. O'shaning uchun fiqh bo'yicha mazhab boshi deyiladi. Imom Maturidiy hadis bo'yicha mutaxassis, kalom bo'yicha mutaxassis, aqida bo'yicha mutaxassis, lekin mavzusi, bahsi aqidaga aloqador. Shuning uchun aqidadan olamiz. Imom Buxoriy kalom bo'yicha mutaxassis, aqida bo'yicha mutaxassis, hadis bo'yicha mutaxassis va o'zining mavzulari hadis bo'yicha. Shuning uchun undan hadis olamiz. Faqat bitta odamga markazlashtirmaymizki, hammasini o'zini o'rni bor. Sizga bergan savol ham shunaqangi, ya'ni qopqon savol. Qopqon savol. Ya? Kim yozyapti? Abraham Moshe yozyapti. Aqidasi bo'lmaganmi Hanifani mush? Hanifa degan odamni bilmaymiz biz. Hanifa degan qiz bor, to'g'ri. Biz Abu Hanifa haqida gaplashyapmiz. Abraham Moshe nima bo'ldi yo'qsana? Makkadan qochib ketdingmi deyman. Abrahamello. Makkadan qochib ketdingmi, nima bo'ldi? Seni kutyapmiz. Ko'chaga chiqqan zoting ko'rishaman degandingku. Erkakcha gaping qani? Ani xo'ja qiz seni profiling emasmish qilib, bir xotinlarning profilini ochib olib, bir bu yoqda Abraham Moshe deb profilida yurmayapsanmish qilib. Hamza. Qattasizlar, otarchilar. Ko'rishmaymizmi Makkada, ko'rishmaymizmi? Yaqinda ketib qolaman. Keyin yana ana ko'risha olmadi deb yurmaydi meni. Xubtonda inshaalloh u ana u 89-chi eshikdan kirib, o'sha yerda anaqada gilamda xubtonda o'sha yerda bo'laman. Kelinglar o'tiramiz o'sha yerda, xubtondan keyin.
kela almıysa. Değil mi? Aklın yetmeydi. Sanki en makulü bicir bicir. Hop, düşünürlük ya birader. Uşuna kanki tuzakka okşagen savallarga aldanıp komaslık gereği. Uşa Abu Hanife Rahimahullah'ın matillerini okup La a'rifu Rabbi fissemâ en fil ard fakat kefer. Men kâle la a'rifu Rabbi en fissemâ en fil ard fakat kefer degen cümleni sizge birip mene Abu Hanife hem Allah'ın Osman'da degen diye hulasa berse şaşırmayın. O hulasanı alışke. O hulasa na doğru. Matını doğru düşünmegen ular. Özüyüz okup görün. Ondan uşunaki cümle kep çıkmaydı. Kur düşünsün gari. Mene bu bir yetken gepler deyem. Onaki kep çıkmaydı. Abu Hanife akidede mutahhas bugen. Lekin kitaplarının 99 faizi, fatvalarının 99 faizi fikhe alakadar. Özlerinin itirafları var ki. Özlere etkilerini ki birinci bulup Kur'an ilimleri bilen meşgul buldum. Keyin qarasam, yaş balalarga alif ba ta fa dersini beriş bilen umurum ötüp keterken. Katta manfaat mesaken, faydası katta, lekin milletke manfaati kub mesaken. Keyin akide meselesini şugullendim. Qarasam fakat bahs. Netice çıkma yaptı. Halk fayda korma yaptı. Keyin hadis ilmiga o'tdim deydilar. Hadis ilmi bilan shug'ullanib ko'rdimki, falonchi jarh, pistonchi ta'dil, falonchi siqa, pistonchi kazzob deyish bilan umrim o'tib ketar ekan. Keyin fiqhga murojaat qildim degan Hammod ibn Sulaymonni oldiga borib fiqh bilan shug'ullandim. O'g'illari Hammodga aytganlarki, "Sen ham fiqh bilan shug'ullan" deganlar. Chunki fiqhning manfaati ko'p degan. Xalq unga muhtoj degan. Ko'p odamga foydasi borligi uchun fiqhda to'xtadim degan. Mana shunga biz o kishidan fiqh qolamiz. Hadisda ham mutaxassis, nimaga Abu Hanifadan hadis so'ramayapmiz? Chunki mashg'ulot hadis bo'lmagan o kishining. Mutaxassis bo'lgan, mashg'uloti hadis bo'lmagan. Hafs an Asim, Hafsni mashg'uloti Qur'on bo'lgan. Qur'on qiroatini rivoyat qilgan, o'zi hadisda zaif bo'lgan. Bu o kishini Qur'on qiroatini olmasligimizga sabab bo'lmaydi. Bu ummat jamoa deyiladi. Ahli sunna val jamoa. Aşı ahli sunna val jamoaning hammasi butun boshli islomni muhofazasi uchun Alloh tomonidan chiqarilgan zotlar deyiladi. Tushunarlimi? Tushunarli, rahmat ustoz. Salomat bo'linglar, birodarlar, barchalarga tashakkur. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haqq yo'lda o'zi bir davom qilsin. Inshaalloh yana sizler bilen didarlaşık baktını Allah Ta'ala uzun nasip kılsın. Saval bergenlerge, beralma gellerge, bu sohbetini eşitken barca biraderlerge teşekkür. Allah Subhanehu ve Ta'ala ilim meclisleri Katar'da acırlandırsın. Dünyada imanımız selamet, ahirette, cennette didarlaşışlığımızı nasip kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike neşgalu en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته